Merhaba, anne Bugünkü dersimizde gelecek üzerine niyet ve plan içeren ır yogu hada bağlacını göreceğiz. Fiilin mastar köküne eğer sesli harfle bitiyorsa ır yogu hada, sessiz harfle bitiyorsa ır yogu hada şeklinde bir çekim uyguluyoruz. Örnek cümlelerimize geçelim. Neil o diye kaya Yarın nereye gidersin? Şijang'e karyogu hamnida. Şijang pazar demek. Pazara gideyim diyorum. Burada şijang'e kagesim nida şeklinde de diyebilirdi. Bu getta fiilinde görmüştük. Geleceğe ait bir niyet içeren cümle de kullanılıyordu bu fiilin çekimi. Şijang'e karyogu hamnida. Pazara gideyim diyorum şeklinde. Türkçe'ye böyle çevirdim. Ee, ama samimi bir kullanım diyebiliriz. E, sadece duyduğunuzda anlamanız için söylüyorum. Bir niyet ve bir plan içerdiğini. Çünkü bunu çeşitli şekilde söyleyebilirler. Bunların kullanımı sadece e, bu takıların bazıları bazı zamanlarda kullanılamıyor. Bazı fiillerde kullanılamıyor. Ama Korelilere bunu sorsanız neden böyle diye cevap veremezler. Çünkü bunu zaten dilin içinde oldukları için doğaları gereği bunu fark etmeden e, içgüdüsel olarak yapıyorlar. Ama biz kullanmayı bu yönde öğrenmeliyiz ki biz kullanırken bu noktalara dikkat edelim. Bu niyet ve plan içeren bağlaçlar oldukça çeşitli. Ancak yeri geldiğinde aralarındaki farklara değineceğim. Sangushi'nin çıgım bohe'a Sanu şimdi ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi burada çıgım şimdi anlamına geliyor. Ama fiilin çekimi şimdiki zaman şeklinde değil. Bo hago değil. Yani geniş zamanda çekiliyor. İşte geniş zamanın her yerde kullanılmasının en öncelikli sebebi bu. Geniş zamanı birebir geniş zaman için, yakın gelecek için ve şimdiki zaman için kullanabilirsiniz. Sukce rul har yogu heo. Sukce ödev demek. Ödevi yapayım diyorum oce ve çonha anesoya. Hada ile türetilen çok fiil var demiştim. Bir ismi ekleyince, hadayı ekleyince onu fiilleştirilmiş oluyorsunuz. İşte buradaki çonha telefon etmek eylemi aslında. Çonha hada telefon etmek. Oce dün neden telefon etmedin? Çona ariyogu hecciman. Hendiponi Gojanginaso, Mod test soyu. Telefon edeyim dedim ama cep telefonu bozulduğu için edemedim. Şimdi telefon eylem halindeki isim biçimi çonha ve nesne halindeki isim biçimi Handphone. Handphone gördüğünüz gibi direkt İngilizceden alınmış bir kelime. Chonha har yogu hettiman. Bakın burada dünden bahsettikleri için hadı fiilini geçmiş zaman olarak çekmiş. Hedciman dedim ama veya hagetciman da diyebilirdi gelecek zamanda kullanmış olurdu bu sefer veya bunu sadece ciman bağlacı için söylüyorum bu arada. haciman deseydi geniş zamanda olacaktı. Hedciman geçmiş zamanda dedim ama şeklinde ciman bağlacını Ünite 28'de görmüştük. Oradan detaylarına tekrar bakabilirsiniz. Handy Pony Kojang Nasa. bir isimden türetilen bir aslında. Kojang Nada bozulmak demek. Kojangi bozukluk demek. Herhangi elektronik mekanik teçhizatta bozulma anlamına geliyor bu. da. Nada. E, o yüzden burada isim olarak ayrı bölünerek kullanılabilen bir film. Nada oluşmak anlamında bozukluk oluşmak aslında kocağına da fiil hali kocağına da bozulmanın isim haliyle çekilmiş hali Mot hessoyo edemedim mod fiilinde olumsuzluk eklerini de görmüştük yapamamak edememek haliydi an deseydi etmedim olacaktı buradaki so takısını da hatırlarsanız onu da ders 34'te görmüştük. Neden belirtilen cümlelere koyulan takı bozulduğu için. Şimdi diyalog örneğimiz yapacağız. Diyalog Erikle Sono arasında ve yine o muhteşem ünlü Jeju Adası hakkında geçiyor. Diyaloğun önce boş halini paylaşıyorum. İlerleyen zamanlarda okuma ve yazma egzersizlerinizde kullanabilirsiniz. Önce Erik başlıyor. 저는 이번 yorum 방학 때 여행을 Ben bu yaz semester tatilinde tatile gideceğim. Yoheng tatil demek de o zaman anlamında kullanılan bir şeydi. Daha önceki diyaloglarımız da geçmişti. Bununla ilgili ayrı bir ünitede ünite de yapacağım. Gelecek zamanda gideceğim diyor. Sanuş soruyor. 갈 거예요 Nereye gideceksin? Erik cevap veriyor. Cecudo'e karyogu heo. Cecu adasına gideyim diyorum. Sanu cevap veriyor. Creo. Cecudo'nun hal halgoşi manayo. Creo. Öyle mi? Böyle mi? Şeklinde bir Diyalog bağlıcıydı hatırlarsanız. ilgisini gösteriyor. Şaşırdığını gösteriyor. Daha fazla duymak istediğini gösteriyor. Veya en azından onu dinlediğini söylediği konuya önem verdiğini gösteriyor. Gerçekten öyle mi gideceğine inanmıyorum. <laughs> Çekimde bir kullanım değil yani. Jeju ada. Jeju adanın ismi Do Ada demek. Jeju adası aslında burada tam kullanılan. Sadece Jeju da diyebilirdi. Jeju'nun da diyebilirdi. Gyeonghada fiilini daha önce çalışmıştık. Görmek, bakınmak, gezinmek. İngilizcede sightseeing gibi bir şey aslında. Görerek zevk almak şeklinde bir kullanımı var. Burada da daha önce gördüğümüz yine fiilden sıfat yapma durumu söz konusu gelecek zamanda. Orada görülecek çok şey var. Diyor aslında. Manayo çok olmaktı. Biliyorsunuz got şey demekti. demektir. Görülecek şey. Manayo çok. Orada görülecek çok şey var. Erik soruyor. Sanu şi do cecu dorul çal arayo. Sanu da Buradaki dahi anlamında kullanılandı. Sanu da cecu adasını iyi biliyor mu? Burada sanu şi do demesinin yani dahi anlamındaki eki kullanmasının anlamı şu. Çünkü Sanu zaten onun hakkında işte Kugyong Halkoşi Manayo diyerek orada görülecek çok şey var diyerek onun hakkında bir şeyler bildiğini söylüyor. Erik de bunu teyit etmek için soruyor. Demek sen de biliyorsun orası hakkında. Bana bilgi verir misin şeklinde. Burada Sangushi'nin Jeju Doğru çel Arayo'yu nerede kullanabilirdi? Sanu Jeju hakkında hiç bir şey söylememiş olsaydı ben oraya gideceğim ama sen bir şey biliyor musun orası hakkında deseydi o anlama gelecekti ama burada hali hazırda Sanu bildiğini fark ettirdiği için do dahi anlamındaki de ekini kullanıyor Sanu cevap veriyor de çıgım gaci tu bon kasayo. evet şimdiye kadar iki kez gittim Erik tekrar soruyor Cecudo Esa'nın boga çemisiyo. Cecu adasında ne eğlenceli? Sonu cevap veriyor. Çemisinin gosi manayo. Kronde padasok kugyongun kuk haseyo. Çemisinin got gördüğünüz gibi duran fiil. Eğlenceli olmak fiilinden yapılmış bir sıfat. Eğlenceli şey çok. Kronde'nin daha önce Kronde bağlacının e, görmüştük kullanımını. Bu da ama şeklinde çevireceğim ama bu diyaloğun hepsini konuştuk. Ona rağmen söyleyecek bir şeyim var. Pada sok denizaltı demek. Pada deniz sok iç demek aslında. Ama burada denizaltı anlamına geliyor. Kugyong'da izlem, gözlem. Yani Kugyong hada Pir'inin isim hali. Denizaltı gözlemini, denizaltı gezisini Gok Mutlaka yap. Ders 24'te gördüğümüz ıro, kada, oda, tanida bağlıcı da hedef içeren, plan içeren, gelecek zamanda niyet içeren bir bağlaçtı hatırlarsanız. İşte şimdi ıro ile ıryo arasındaki farklara değineceğim. Iro'nun öncelikli kullanımı bir hedef belirlemesidir. Hedef belirleyen bir ifade ekler kendisinin kullanıldığı cümleye. Ve sadece kada, oda, tanida, gitmek, gelmek, devam etmek fiilleriyle kullanılır. İlk kuralımız Çınguru, mannaru, kopi şope, kayo. Çınguru, mannaryogu, yogu, kopi şope Arkadaşla buluşmak için, buluşmaya, kafeye giderim arkadaşla buluşmaya, buluşmak için buluşayım diye kafede beklerim. Yani ro kullanıyorsanız kada, oda, tanida mutlaka olması gerekiyor. Bunun her ikisinde de bir niyet var. Gelecek zamanda planlanmış bir aksiyon söz konusu. Ama manlar yogu, kopi şope kayoda diyebilirdiniz. Ir yoguyu kada, oda, tanida dahil olmak üzere diğer fiillerde de kullanabilirsiniz. İkinci kuralımız. Çingurul Mannaru kopi şope kalkoyeyo. Çingurul mannar yogu kopi şope Arkadaşla buluşmak için kafeye gideceğim. Arkadaşla buluşayım diye kafeye gideceğim. Iryogu Hali hazırda zaten gelecek içeren bir anlamda olduğu için gelecek zamanla kullanılması biraz garip oluyor. Zaten bunu da böyle asla duymazsınız. Manar yagu, kopi shop'e kayo şeklinde kullanırsınız. Yani geniş zamanda veya kassayo gittim. Yani geçmiş zamanda. Üçüncü kuralımız ise pabul boguru 식당에 가세요. Pub'ın bogur yogu şiktange kaseyo. Burada da bu kaseyo fiilini hatırlarsanız burada bir öneride bulunuyor. Gidiniz şeklinde. Yemek yemek için lokantaya gidiniz. yani ıro takısı kaseyo kapşida gidelim. Yani öneri fiillerinde kullanılabiliyor. Ama ır yogu kullanılmıyor. Pablo Moguryogu şıktanı kaseyo diyemiyoruz. Bu bir gramer kuralı. Moguro şıktanı kaseyo. Yemek yemek için gidiniz diyorsunuz. Yemek yeyim diye lokantaya gidiniz şeklinde bir kullanım yok. Bu farklar kafanızı karıştırmasın. Dediğim gibi zaten asla Moguryogu şıktanı kaseyo şeklinde duymayacaksınız. Okumayacaksınız. Koreliler bunu kullanacak ve bu şekilde dinlediğiniz müziklerden, okuduğunuz kitaplardan, izlediğiniz filmlerden her zaman Boguru Şiklegen yani Kaseyo şeklinde duyacaksınız. Iro ile kullanılan Kaseyo veya Kapşida bitişlerini duyacaksınız. Siz kullanırken veya duyduğunuzda aradaki farkı anlamanız için sonuç olarak her ikisi de bir şekilde gelecek zaman, bir şekilde hedef, bir şekilde plan ve niyet içeriyor. Sadece bunu anlamanız yeterli. Dediğim gibi topiye de hazırlanıyorsanız yazma sınavlarında vesaire e, bu konuda bunlara dikkat ederek yazmanız yeterli olacaktır. Çünkü bunun gramer kuralı olarak gerçek bir ile de sorsanız size bunu açıklayamazlar. Çünkü bunu içgüdüsel olarak yapıyorlar. Onlar için Moguro'da duymaları, Moguro'da duymaları bir yabancı ne hedefi ne planı olduğunu içeren bir cümle olması yeterli. Yani iletişimde bu detaylar hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece teknik olarak bilmenizi e, düşünüyorum.